Sürekli Kalite Erişyem'in sunduğu Doğadan Sofra'ya devam ediyor. Anacığım, diktiğim biberler çok güzel olmuş. Biraz acılı ama çok lezzetli. Olsun, teşekkür ederim oğlum, yiyin. Çok. Eline sağlık, senin de eline sağlık. Sağ olasın. Misafirler. Misafirimiz de gelmiş. Kim onlar? Aleyküm selam. Bunlar benim oğlum. Mustafa. Evet. Kevser. Memnun oldum Kevser. Bunların düğünü oldu. Dün yeni evli bunlar. Bu yeni çiftlere yedirelim bu acıyı. İyi oldu o zaman, evet, sizin geldiğiniz. Evet. Şöyle buyurun, geçin. Damat alalım şöyle seni. Biz tadına baktık da şimdi bu oğlun. Evet, bu oğlum oluyor. Bu da gelinim oluyor. Yeni dün ne zaman? Evet. Dün oldu. Düğünümüz dün oldu. Bu yeni çiftlere bu biberi tattıralım. Ondan sonra bunlar düğünlerini anlatsınlar size. Biberi yesinler, sonra anlatsınlar. Tamam. Daha sonra gerek olmaz. Biber yemeyen gelini kabul etmiyorlarmış. Ya yiyecek ya da yiyecek. Yerim artık. Yersin, alışacaksın. O zaman buyurun beraberce. Yengem gel böyle sen de. Şimdi size düğünü anlattıracağım ama önce bir tadına bakın nasıl olmuş biberimiz. 10 numara, şahane. Acılı seviyorsun. Yani çok seviyorum acılıyı. Gelin hanıma soralım bir de. Gelinizde var acı yemek. Acı yemek gelinizde var. Aynı yani ailece. 5 yaşında başlarız acı yemeğe. 5 yaşında. Evet. Siz? Ben acılı sevmediğim için yine iyi yani. Yenilebiliyor. Ben demin yedim de hiç yakmadı yani hiç. Rahat gayet yedim. Siz de bakalım. Çayır biçeyim, çayır yanıyam, çayır çayır. Çayır biçeyim, çayır yanıyam, çayır çayır. O kırmızı yanmaktan. Ben denedim. Şimdi biz yemeğimizi yiyelim. Değerli izleyenler, biz yemeğimizi yedim. Birazdan da bu genç çiftimize bu düğün nasıl geçti onu öğreneceğiz. Evet değerli izleyenler, şimdi Ordu'da yeni evlenen çiftimizle beraberiz. Burada düğünler nasıl oluyor bunu merak ediyoruz. Şimdi damadımıza soralım, Mustafa'ya. Düğün nasıl oluyor burada? Abicim ilk günden zaten kına gecemiz oluyor. Saat akşam 6'da kına gecemiz başlıyor. Kına gecesinde arkadaşlar, eşimiz, dostumuz böyle gelenler oluyor. Yemeklerini yiyorlar, eğlencelerini yapıyorlar. Saat 9-10 gibi de kız tarafına kına götürüyoruz. Orada da zaten gereken eğlenceyi yapıyoruz. Kına. Kınayı size yakında bakalım elinize. Kınalar da yakılmış. Sizde ne oluyor? Bekleme durumu oluyor herhalde kınayı. Evet, onlar işte erkek tarafa gelene kadar kız tarafı da biraz eğlence yapıyor. Sonra onlar geldikten sonra kına yakılıyor. Daha sonra yine eğlenceler yapılıyor. Sonra erkek tarafı gidiyor. Sonra geride yine kız tarafı eğleniyor. O ne, yüksek yüksek tepelere söylerken ağlıyorlar. Öyle bir şey oldu mu? Oldu da ben ağlamadım, güldüm. Niye öyle oldu? İyi o zaman. İyi işaret herhalde. Güldürmüşsün gelini. Hı. Sonra ne oluyor? Kınalar yakıldı. Kınalar yakıldıktan sonra sen geri mi geliyorsun? Evet, kına yakıldıktan sonra geri geliyoruz. Ertesi günde zaten eğlencemiz devam ediyor. Ha, burada yani iki gün sürmüş evet, oluyor. Evet, burada düğünü iki gün oluyor. Bir gece oluyor, kına gecesi, gündüzde düğün ver oluyor. Evet. Ertesi gün işte yine aynı böyle saat 12'ye kadar bir takı törenimiz falan oluyor. Paralar, hediyeler toplanıyor. Yemek falan? Yemek falan aynen devam ediyor. Kaç kişilik yemek yapıyorsun? 1000 kişilik falan yemek yapıyoruz. Bayağı yemek yapıldı o zaman. Evet, bayağı bir yemek yapıldı. Yoğun bir kalabalık vardı. İşte saat 1 gibi falan takı falan töreni oluyor. Nasıl, takılar iyi miydi? Yani iyiydi, Allah'a çok şükür. İyi. Sonra takıları da aldın, kaçıp gitmedin. Yok, öyle şey olur mu hiç? Takı takıldıktan sonra yani konvoy halinde kız tarafına gidiyoruz gelin almaya. O sırada siz ne yapıyorsunuz? Konvoy geliyor. O sırada beni bir odaya götürüyorlar. Kapıyı açmıyorlar. Kapıyı açmada ayrı bir para baş isteniliyor. Artı bel bağlamada. Beli de işte kızın abisi varsa abisi, yoksa dayısı. Sizde kim vardı? Abim, dayı mı? Dayı vardı. Abi yok mu? Abim burada değildi. Yani, uzak yerde olduğu için. Sonra damat geldi. Odayı aldınız.
Evet, daha sonra bel bağlama merasimi oldu. Onda da bel bağlanmadığı için erkek tarafından bir miktar bahşiş istendi. Bel bağlanmıyor mu? Bağlanmıyor. Kurdele kısa geldi. Bahşiş gelene kadar bel Evet. bağlanmıyor. Sonra bağlanıyor herhalde. Sonra bağlanıyor. Kızın belinde işte abi varsa abi, yoksa dayı. Dayısı. Sonra ne oluyor? Bel de bağlandı. Bel bağlandıktan sonra yavaş yavaş işte kapıya doğru yöründe çıkıyor. Artık yola doğru çıkıyorsun. Evet. Sonra gelini alıyorsunuz Evet, gelini orada. alıyoruz. Gelin arabasına bindiriyor. Bizim düğünümüzde bir ayrıcalık vardı. Normalde gelin arabasını başka bir abi veyahut da arkadaşlar sürerdi ama biz Sağdıç falan oluyor galiba. evet sağ dış oluyor. Biz ama kendimiz ikimiz baş başa gittik. Düğünümüzden Çok ayrılınca. güzel. Sonra ne oldu? Yola çıkıldı. Evet, yola çıkıldı. Konvoy halinde böyle 100-150 kişilik bir konvoyumuz Hep vardı. böyle kalabalık mı olur konvoylar? Normalde 20 kişilik, 15 kişilik araba olurdu ama bizim düğünümüzün Niye öyle oldu? Sende niye öyle oldu? ayrılıcılığı Bana özel demek ki çok sevilen birisi olduğum için Öyle. yani o yüzden 100-150 kişi vardı konvoyumuzda. Sonra. Yani konvoyla beraber yeni aynı evimize geldik. Gelini getirdik. Evet. İşte geldiğimizde de zaten 3.000 kişilik bir misafirlerimiz vardı. Onlarla Yani ağırladık. ilk gece İlk geldi gece. yine işte 1.000 kişilik yemek Evet. yapıldı. Sonra ertesi gün bir daha yemek yapıldı. Daha Evet. kalabalık. Evet, daha kalabalık oluyor gündüz o haliyle. Evet. Öyle bir yine eğlencemiz devam etti. Kaça kadar sürüyor eğlence? Normalde burada 3'e kadar sürüyor düğünlerimiz. Bizimki baya bir gece saatlere kadar sürdü. Niye öyle oldu? Burada kalabalık diye mi? Kalabalık diye yani gelenleri ağırladığımız için. Tabii eğlence çabuk Evet. bitmiyor. Yani kalabalık olduğu için arkadaşlar falan kolay kolay bırakmadılar. Oyuna davet ettiler. O yüzden eğlencemiz bayağı bir sürdü. Sürdü. Sonra eğlence de düğün de bittikten sonra artık siz de Herkes rahatladınız diye. yani öyle oluyor. Rahatladınız. İyi, size mutluluklar diliyorum. Sağ ol, teşekkür Teşekkür ediyoruz. ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, böylelikle Ordu'da düğün nasıl oluyor? Bunu da gelin ve damattan birinci ağızdan öğrenmiş olduk. Evet değerli izleyenler, Karadeniz turunda Ordu, Korgan ve Ordu Çatalpınar'dan sonra Doğadan Sofraya programını noktalıyoruz. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın. Sürekli kaliteye erişim Doğadan Sofrayı sundu.